Merhabalar, Sosyal Akademi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu Atatürk'ün hayatı olacak. Kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Evet arkadaşlar, şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı son dönemdeki ÖSYM tarafından yapılan bütün sınavlarda en az bir soru geliyor ve çok da detaylı geldiği için yanlış yapma ihtimali artıyor arkadaşlar. Biz bu konuda burada tüm bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağız. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesini babasını herkes biliyor. Bu konuyla ilgili soru gelmez. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim gördüğü ve eğitim gördüğü sırada hayatını etki eden şehirler ve kimlik yapısında oluşmasında etki eden düşünürler önemlidir. Bunları tek tek bilmekte fayda var. Mustafa Kemal ilk olarak hangi okula gidiyordu? Mahalle mektebine gidiyordu ve Mustafa Kemal'in ilk eğitim gördüğü okuldur. Bu yani günümüzdeki Kur'an kursu olarak düşünebilirsiniz. Babasının isteği üzerine buradan alındı ve daha modern bir okul olan nereye gönderildi? Şemsiye Efendi İlkokulu'na gönderildi. Babasının isteğiyle bu okula kaydolmuştur ve daha sonra kendi isteği doğrultusunda ve komşusunun çocuğunun giymiş olduğu askeri üniformayı bir nevi kıskandığı için ve o üniforma içerisinde bulunmak istediği için Şemsi Efendi İlkokulu'ndan Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne gidiyor. Ve daha sonra burada komşu çocuğunu gördükten sonra arkadaşlar iyice askeri anlamda bir tavır sergilemeye başlıyor ve asker olmayı düşünüyor. Selanik Mülkiye Rüştiyesi'nden sonra Selanik arkadaşlar askeri rüştiyesine kaydoluyor. Burada Yüzbaşı Mustafa Efendi tarafından hangi ünvan veriliyordu? Kemal adı veriliyordu Mustafa Kemal'e. Bu yine soru olarak çıkabilir. Okul olarak bilmekte fayda var arkadaşlar. Hangi okulda? Selanik askeri rüştiyesinde Mustafa Kemal'e Kemal adı verilmiştir. Manastır askeri idadesinde ise yani lise dönemindeki okulunda ise Mustafa Kemal Atatürk burada düşünce yapısı daha çok ön plana çıkıyor ve özellikle Türk ve yabancı yazarları tanıması. Mustafa Kemal burada Mehmet Emin Yurdakul, Namık Kemal, Ziya Gökalp gibi önemli Türk düşünürlerini ve Türk yazarlarını okuyarak aynı zamanda Voltaire, Jean-Jacques Rousseau gibi Fransız edebiyatının ve aydınlanma çağı düşünürlerinin etkisinde kalarak kendisinde ve Cumhuriyet yönetimine ait, demokrasi kültürüne ait fikirlerin ilk aşaması bu okulda oluşmuş oluyor. Yine 1897 yılında gerçekleşen son Osmanlı-Yunan Savaşı olan ve Dömeke Meydan Muharebesi olarak da bilinen bu savaşta arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk bu okuldan kaçarak savaşa katılmak istiyor. Fakat yolda yakalanarak okula geri gönderiliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün kaçmış olduğu bu savaşı sorabilirler. Dömeke Meydan Muharebesi, ama Mustafa Kemal Atatürk'ün burada daha çok sorulması ihtimali yüksek olan okulu Manastır Askeri İdadesi'dir. Dömeke Meydan Muharebesi'ne katılmak isterken öğrenci olduğu okul Manastır Askeri İdadesi, yani lise düzeyinde eğitim veren yerdir. Tarih sevgisinin oluşmasında önemli paya sahip olan kişi ise tarih öğretmeni kol ağası Mehmet Tevfik Bey'dir ve tarihi sevmesine, tarihi kültürleri araştırmasına neden olan kişi Mehmet Tevfik Bey'dir. İstanbul Harp Okulu'na daha sonra Mustafa Kemal Atatürk kayıt yaptırıyor. Burada Mustafa Kemal derece alarak okulu bitirmiştir ve bu nedenle kurmaylık için hak kazanmıştır. Ve teğmen rütbesiyle İstanbul Harp Okulu'ndan mezun olmuştur. Rütbe çok önemli bizim için. İstanbul Harp Okulu'ndan teğmen rütbesiyle mezun oluyor. İstanbul Harp Akademisi'ne devam ediyor. Daha sonraki dönemde yani günümüzdeki Milli Savunma Üniversitesi olarak da düşünebilirsiniz. Hatta yüksek lisans gibi düşünebilirsiniz. Askeri anlamda tabii ki. Harp Akademisi'ni bitiren Mustafa Kemal 5 Şubat 1905'te ilk görev yeri olan Şam'a atanmıştır. Ve Şam'da Doğu kültürünü yakından tanımayı ve bu kültür sayesinde de Türk inkılabının gerekçelerini ve yapılması gerekenleri arkadaşlar Şam'da yaşamış olduğu deneyimler sonrasında öğrenmiştir. Buraya atanmış olduğu rütbeyi de bilmekte fayda var. Kurmay Yüzbaşı olarak Şam'a atanmıştır. İstanbul Harp Akademisi'nden mezun olduktan sonra ilk görev yeri Şam, unutmuyoruz. İstanbul Harp Okulu'nda ise teğmen rütbesiyle mezun olmuştur.
Atatürk'ün askerlik hayatına baktığımız zaman kronolojik olarak sıralayacak olursak birinci olarak ilk karşımıza çıkan yer Şam'daki 5. Ordu 39. Süvari Alayı'nda staj yapmak için yüzbaşı olarak kurmay yüzbaşı olarak görevlendirilmişti. Unutmuyoruz. Şam'da görev aldığı sırada arkadaşlarıyla birlikte kurmuş olduğu cemiyetin ismi Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'dir. Yine kurmay yüzbaşı olarak Şam'da 5. Ordu'da görev aldı ve 3 Ekim 1907'de merkezi manastırda bulunan 3. Ordu'ya atanmış ve bu karargahın Selanik'teki askeri biriminde görevlendirilmiştir. Daha sonra bu dönemde Selanik'te arkadaşlar İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye olmuştur ve kendi cemiyetini yani Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin bünyesinde birleştirmeye çalışmıştır. Manastırda Takım ve Muharebe Eğitimi adlı kitabı yazarak orduya katkıda bulunmuştur. Meşrutiyet ilan edildikten sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin izlediği politika gereği cemiyetle arası açılmıştır ve bu cemiyetten ayrılmıştır İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne. Tabi burada Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih sahnesine ilk çıkışı hangi olaydı? 31 Mart vakasıydı arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. İkinci meşrutiyetin ilan edilmesi üzerine İstanbul'da 13 Nisan 1909'da 31 Mart olayı dediğimiz hilafet yanlısı, padişah yanlısı yönetime tekrardan dönülme fikri ve buna bağlı olarak gerçekleşen isyan hareketlerinin artmasıyla birlikte Hareket Ordusu adı verilen ordu Selanik'ten İstanbul'a gelmişti ve burada Mahmut Şevket Paşa öncülüğünde bulunan bu orduda Mustafa Kemal Atatürk ise bir orduda yani ordunun bir kısmında kol ağası olarak görev yapıyordu ve kurmay sıfatıyla yine burada bulunuyordu. Fransa'da düzenlenen Pikardi manevralarına Osmanlı ordusuna katılmıştır ve Mustafa Kemal Atatürk burada Batı askeri kültürünü yakından tanımıştır ve Batı'ya yönelik ve kendi Osmanlı Devleti sınırları içerisinde Osmanlı askerinin Batı karşısında hangi savaş stratejilerine sahip olması gerektiğini burada öğrenmiştir. Pikardi manevraları bizim için önemli Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatında. Bunu bilmekte fayda var. Fransa'da düzenleniyor ve burada Mustafa Kemal Atatürk Batı'yı yakından tanımış oluyor askeri anlamda. 1911'de İstanbul'da Genelkurmay Başkanlığı emrinde çalışmaya başlamıştır ve binbaşı Mustafa Kemal yani yüzbaşı olarak bir grup arkadaşıyla Trablusgarp'a gizlice giderek yerli halkı örgütleyip Bingazi, Derne ve Tobruk'ta İtalyanlara karşı başarılı mücadeleler vermiştir. Mustafa Kemal burada binbaşı rütbesine yükselmiştir. Trablusgarp'ta bulunduğu sırada. Yani binbaşı olarak tam yani nasıl diyelim arkadaşlar? Rütbesini beklediği anda görevlendiriliyor Şam'a. Şam diyorum Trablusgarp'a özür dilerim. Bunu bilmekte fayda var. Trablusgarp'taki sahip olduğu rütbenin ismi binbaşı arkadaşlar. 1912'de Balkan Savaşları'nın başlaması üzerine İstanbul'a dönmüştür. Birinci Balkan Savaşı sırasında Çanakkale'de arkadaşlar bugünkü donanma çay bahçesi var. Çanakkale'yi bilenleriniz vardır belki. Boğaz'da görevlendiriliyor ve Boğaz'ın kontrolünü sağlıyor Osmanlı Devleti adına. Burada Çanakkale bölgesini ve Çanakkale coğrafyasını yakından tanıyor ve daha sonra Birinci Dünya Savaşı sırasında bölgede etkin bir şekilde görev alarak komuta kademesinde coğrafi anlamda da tanıdığı için ne yapıyor? Ön plana çıkmış oluyor. İkinci Balkan Savaşı sırasında ise arkadaşlar nerede? Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Teko'da bu bölgelerin geri alınmasında pay sahibi olmuştur. Yine daha sonraki dönemlerde Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlar Sofya Ateşe Militerliği'ne görevlendirilecektir. İkinci Balkan Savaşı'ndan sonra arkadaşlar. Yani 1913 yılında Sofya Ateşe Militerliği'ne atandıktan sonra burada yarbaylığa yükselmiştir ve bu görev Atatürk'ün 1. Dünya Savaşı öncesindeki son görevidir ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 1. Dünya Savaşı'nda ilk görev yeri olarak karşımıza çıkan Çanakkale cephesidir. Çanakkale cephesinde Conkbayırı, Anafartalar ve Arıburnu'nda önemli başarılar elde etmiştir. Mustafa Kemal bu cephede albay rütbesiyle savaşlara katılmıştır. Unutmuyoruz, Çanakkale Savaşı sırasında rütbesi albay.
General olarak 1916'da general olan Mustafa Kemal Paşa Kafkas cephesinde görev almış ve Muş'un ve Bitlis'in geri alınmasını sağlamıştır. 1917'de Veliaht Vahdettin ile birlikte Almanya seyahatine görev almıştır. Zaten Vahdettin ile bu yakın teması sebebiyle 1919'da Samsun'a 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirilecektir. Yani Vahdettin ile bu dönemde tanışması daha sonraki görev hayatına yansıyacaktır. Yıldırım ordularına bağlı olarak 7. Ordunun Adana'da bulunan ordunun başına getirilmiş Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması üzerine 13 Kasım 1918 tarihinde İstanbul'a geri gelmiştir. Adana'da Limon Van Sanders Paşa'dan Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nı alıyor arkadaşlar. Unutmuyoruz. Yani zaten buradaki Suriye-Filistin cephesi olarak da biliniyor. Burada Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nı Limon Van Sanders Paşa'dan zaten daha önce de Çanakkale cephesinde de birlikte çalışmışlardı. Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a çıkmış ve milli mücadelenin başlamasına sebep olmuştu. Ve böylelikle 19 Eylül 1921 tarihinde TBMM tarafından kendisine daha sonraki dönemlerde Mareşallik ve gazilik unvanı ya da müncilik unvanı verilmiştir arkadaşlar. Unutmuyoruz. Gelin şimdi bunları tablo üzerinden görelim ve tarihlerin tek tek karşısında almak isteyenler arkadaşlar ekran görüntüsü alabilirler. Şimdi Teğmen olarak 10 Şubat 1902'de mezun oluyor. İstanbul Harp Okulu'ndan Üst Teğmen olarak 1903 yılında görev almaya başlıyor. Kurmay Yüzbaşı olarak Şam'a atanıyor 1905 yılında. Kıdemli Yüzbaşı olarak yine burada devam ediyor. Binbaşı olarak nereye görevlendiriliyordu? Trablusgarp'a gönderiliyordu. Yarbay olarak Çanakkale Savaşı'nda albay oluyor. Yani Çanakkale Savaşı'nın başladığı sıralarda yarbay, Çanakkale Savaşı'nda albay oluyor. Tümgeneral olarak daha sonraki dönemlerde 1916'da bu görevi üstleniyor ve Mareşal olarak da 19 Eylül 1921 tarihinde TBMM tarafından bu unvan kendisine veriliyor. Şimdi gelelim Atatürk'ün kişisel özelliklerine ve bu özellikleri hakkında söylemiş olduğu sözlere. Bir kere vatansever ve milliyetçi bir kişidir. Bu sözü itibariyle örnek olarak teşkil ediyor bizim için arkadaşlar. Sınavlarda çıkabilir. Size ben taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçen zaman içerisinde yerimize başka kuvvetler, başka komutanlar gelebilir. Bunu nerede söylüyordu? Çanakkale Savaşı'nda söylüyordu. Yahut da Sivas Kongresi'nde söylemiş oldu. Ya istiklal ya ölüm. Yahut da ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri Koçatepe'de söylemiş olduğu bu söz vatan sevgisinin bir göstergesidir. Mantıklılığı ve gerçekçiliği yani akılcılığı ve bilimsel düşünce yapısı özellikle örnek sözü itibariyle bizim akıl, mantık ve zeka ile hareket etmek en belirgin özelliğimizdi. Zaten Mustafa Kemal Atatürk realist bir siyasetçidir. İleri görüşlülüğü ise örnek sözü olarak karşımıza yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yetmez. Muhakkak ufkun ötesinde görmesi ve bilmesi gerekir sözüdür arkadaşlar. Bunları sizler de atandığınızda 8. sınıfta öğrencilere sorabilirsiniz. Çok rahatlıkla sınav sorusu olarak. İdealistliğine örnek olarak ise yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeniyetleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizin en geniş refah vasıtası ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. Özellikle idealist kimliğini yansıtan sözüdür. Yöneticiliği anlamında ise büyük karar vermek kafi değildir. Bu kararları cesaret ve kesinlikle tatbik etmek lazımdır sözü yönetici anlamında kullanılabilir. Tabii ki Mustafa Kemal Atatürk'ün böyle nasıl diyelim kötü bir sıfatı yaklaştı yani bir şeyi yoktur arkadaşlar sınavlarda çıkmaz. Zaten böyle bir özelliğe de sahip değil ama bu anlamda da baktığımız zaman iyi olmayan bir şeyi kesinlikle işaretleyebiliriz sorularda. İnkılapçılığına baktığımız zaman özellikle medeniyet yolunda başarı, yenilikleri kavrayıp uygulama alanında başarılı olmak için tek ilerleme ve genişleme yolu budur sözüyle ortaya koymuştur. İnkılapçı yönünü, açık sözlülüğü ise ben düşündüklerimi daima halkın huzurunda söylemeliyim.
Yanlışım varsa halk beni tekzip eder demiştir. Yahut da geldikleri gibi giderler. Açık sözlü, kararlılığı, idealistliği, vatanseverliğini ortaya koymuştur. Evet, Atatürk'ün manevi evlatları da yine sınavda soru olarak çıkabilir. Baktığımız zaman Nebi ile Atatürk'ün manevi evlatlarından birisidir. Hastalandığı dönemde, yani Dolmabahçe Sarayı'nda bu son dönemde 1937'den sonra arkadaşlar Nebi Bey ile böyle daha yakından ilgileniyor. Yani o evladı olarak görüyor ve biraz daha fazla zaman geçiriyor. Ayşe Afet İnan ise manevi evlatlarından bir başkası. Mustafa Kemal'in 1925 yılında İzmir'e geldiğinde Gezi'de bir okulda Afet İnan ile karşılaştı. Afet'i yabancı dil öğrenmesi için yurt dışına gönderdi ve daha sonra orta öğretim tarih öğretmenliği sınavını kazanarak öğretmenlik belgesi aldı. Ankara Musiki Öğretmen Okulu'na tarih ve yurt bilgisi öğretmeni olarak atandı. Türk Tarih Kurumu'nun kuruluş çalışmalarında yer aldı yine aynı zamanda. Yine sosyal bilgiler dersi içinde oldukça önemli pay sahibi olan tarih ve yurt bilgisi kitabının yazılması konusunda öncülük eden ve sosyal bilgilerin bir nevi temellerini oluşturan kişi Afet İnandır Türkiye'de. Gelelim Ülkü Adatepe ise hani bu videolarda yanında oynayan bir kız var. Elini tutuyor, gezdiriyor sahil kenarında. Özellikle o kız Ülkü Adatepe'dir arkadaşlar. Atatürk Ülkü adını zaten Türk milliyetçi kimliliğini ön plana çıkarmak için vermiştir Ülkü'ye arkadaşlar. Yine yurt gezilerinde yanında götürmüştür Ülkü Adatepe'yi ve Ülkü Adatepe ise 2012'de Tem Otoyolu'nun Sakarya Akyazı yolu üzerinde geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Sabiha Gökçen yine Türk savaş pilotu olarak karşımıza çıkıyor ilk defa. 1925'te Atatürk'ün Bursa gezisinde tanıştığı ve yanına almış olduğu bir kişi ve burada Sabiha Gökçen'in nasıl diyelim, manevi evlat olarak herkes tarafından bilinen ilk ismi Sabiha Gökçen'dir arkadaşlar. Rukiye ise Atatürk'ün manevi kızı. Rukiye'yi Konya gezisinde tanıdı. Kimsesiz Rukiye Ankara'ya getirdi. Burada okuttu, büyüttü, eğitimini sağladı. Ve daha sonra Hüsnü Erkin ile evlendirdi. Nikahlarını Ankara Belediyesi'nce kıyıldı. Hatta bu meşhur bir dans resmi var vals yaparken Mustafa Kemal Atatürk'ün. İşte burada Rukiye adındaki manevi kızı ile dans ediyor. Bu da Türk kadınına ve daha sonraki dönemlerde modern Türk toplumuna örnek olacak o meşhur resmi ortaya çıkarıyor arkadaşlar. Zehra Aylin ise yine Atatürk'ün manevi evlatlarından birisi arkadaşlar. Tabii ki bunda yine yurt dışına eğitimle gönderdi. Londra'ya alışamadığı için Türkiye'ye dönmüştür Zehra Aylin. Pek bilinmeyen bir isimdir. Abdurrahim Tunçak ise Mustafa Kemal'in manevi oğlu olarak karşımıza çıkıyor. Mustafa Kemal'in Van'dan aldığı kimsesiz bir çocuktu. İstanbul'da Mustafa Kemal tarafından getirildiğinde henüz 8 yaşındaydı. Mustafa Kemal'e benzerliği nedeniyle Abdurrahim'in Atatürk'ün gerçek oğlu olduğu iddia edilir. Fakat tarihi belgeler bunun bir dedikodudan ibaret olduğunu ortaya koymuştur arkadaşlar. Sırıtmaç Mustafa yine Mustafa Kemal'in manevi oğullarından birisidir. Yalova gezisinde tanıyıp evlatlık aldığı fakir bir çocuktu. Ailesi Bulgar göçmeniydi ve 1929'da sığır güttüğü bir sırada Gazi Paşa ile tanışmıştı. Mustafa Kemal'in himayesinde ilkokulu, ortaokulu ve askeri liseyi bitirdi. Harbiye girdi. Daha sonra subay olarak Türk ordusunda görev almıştır arkadaşlar. Sırıtmaç Mustafa Atatürk'ün manevi evlatlarından bir başkasıdır. Evet, Atatürk'ün hayatını etkileyen şehirler Atatürk İlke ve İnkılapları, yani İnkılap Tarihi dersinde 8. sınıfta özel başlıklar adı altında yer alıyor. Özellikle Selanik doğup büyüdüğü bir şehir olduğu için ve Selanik doğu ve batı kültürünü yakından tanıyan, ulaşım yolları üzerinde olan demir yolu, liman kenti olması, Avrupa'daki düşünce yapısının Selanik'te sirayet etmesi ve birden çok farklı insan kültürünün, çok kültürlü yapının olması, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk doğduğu yer olması itibariyle Mustafa Kemal'in burada farklı fikirlere olan tutumunu oluşmasını sağlamıştır. Mustafa Kemal 1907 yılında askeri görevle geldiği Selanik'te gizli bir cemiyet kurarak Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Daha sonra
Burada yine İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katılıyor arkadaşlar, unutmuyoruz. Bir diğer önemli şehir ise Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatında rol oynayan ve daha doğrusu kimlik ve kişilik gelişiminde ön plana çıkan şehir Manastır'dır. Mustafa Kemal Manastır'da askeri idadi öğrenimi görmek üzere geldi. Burada Kemal Fransız düşünürleriyle tanıştı, Türk yazarlarıyla daha çok tanıştı. İşte Ömer Naci gibi önemli hitabet sanatında ön plana çıkan kişilerle tanıştı ve ondan hitabet sanatını öğrendi. Ve bu burada Dömeke Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği sırada bu okuldan kaçıp savaşa katılmak istemişti. Yine Türk ordusu savaş meydanında kazanılmasına rağmen masa başında istediğini alamamıştı Dömeke Meydan Muharebesi'nde. Daha sonra bu sözünü zaten söyleyecekti. Neydi? Masa başında alınmayan zafer, ordunun yapmış olduğu zaferden değersizdir diyordu, değil mi? O yüzden masa başındaki politik tavrında çok önemli olduğunu söylüyor Mustafa Kemal Atatürk. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün fikri yapısı oluştu diyebiliriz. Ve gelelim bir diğer önemli şehre arkadaşlar, İstanbul. İstanbul'da Mustafa Kemal Atatürk burada üst düzey askeri eğitim alıyor. Yani Harp Akademisi ve Harp Okulu'nda görev aldığı için burada siyasi faaliyetlerle daha çok yakından takip etme ve İstanbul'daki sosyo-kültürel anlamda devlet görevlilerinin neler yaptığını, hangi doğruları, hangi yanlış yaptıklarını çözmesini ve burada kültürel anlamda da ve devlet yönetimi anlamında da gazete ve dergi çıkararak siyasi olaylar içerisinde var olmasını ve daha sonraki dönemde gerçekleştirebileceği ilke ve inkılaplarının temellerinin neler olabileceğini, nelerin doğru yapılıp yapılmadığını öğrendiği şehir olarak karşımıza çıkıyor. Sofya'da ise Mustafa Kemal Atatürk ataşe militeri olarak görev yapıyordu. Burada Batı kültürünü yakından tanıdığı şehir olarak karşımıza çıkıyor Mustafa Kemal Atatürk'ün. Şam ise Doğu kültürünü yakından tanıdığı ve Anadolu halkının, özellikle Şam'daki bulunan insan yapısının Anadolu halkıyla benzerlik göstermesi itibariyle Anadolu'da ne gibi yatırımların yapılması gerektiğini inkılap döneminde arkadaşlar ortaya koymuştur. Ve burada Mustafa Kemal Atatürk Anadolu halkını ve Türk halkını yakından tanıma fırsatı bulmuştur. Özellikle Şam deneyimleri sırasında. Atatürk'ün düşünce yapısını etkileyen yazarlar ve düşünürlere baktığımız zaman Mehmet Emin Yurdakul başta olmak üzere birçok kişi bulunuyor. Özellikle milli kültür, milli birlik ve beraberliği temel alan düşünceleriyle Mustafa Kemal derinden etkilenmiştir Mehmet Emin Yurdakul'un şiirlerinden. Hatta bunun için Manastır Askeri İdadesi'nde öğrenciyken okuduğu şair Mehmet Emin Yurdakul için "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur" mısrasıyla başlayan şiirinde ilk defa milli benliğini bulduğunu ifade etmiştir. Yine Namık Kemal Atatürk'ün kişilik yapısının oluşmasında etki eden birisidir. Türk milletinin yüzyıllardır beklediği ses olarak tanımladığı kişidir Namık Kemal, Mustafa Kemal'in arkadaşlar. Tevfik Fikret ise özellikle adalet ve özgürlük gibi konularda Mustafa Kemal'i derinden etkilemiştir. Ve Tevfik Fikret için söylediği söz ise "Hangi Türk şairi böyle inkılapçı şiirler yazmıştır?" diyerek ona duyduğu saygıyı ön plana çıkarmıştır. Bir diğer önemli isim ise Ziya Gökalp'tir. Ziya Gökalp Mustafa Kemal'i daha çok milliyetçilik ve dayanışma, bütünleştirici anlamda fikirleriyle etkilemiştir. Hatta Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var bu Ziya Gökalp hakkında. Ne diyor? "Benim biyolojik babam Ali Rıza Efendi ise manevi babam" dediği kişi Ziya Gökalp'tir. Ziya Gökalp hem bundan sonraki Türk düşünce yapısının oluşmasında ve Mustafa Kemal'in özellikle tarih ve halkçılık, dil bilgisi anlamında da işte güneş dil teorisini ortaya atmasını, Türk tarih kurumunu kurmasını, Türk dil kurumunu kurmasında ön plana çıkacak isimlerin başında yer alıyor. Bu fikirlerden ve düşüncelerinden etkilenerek arkadaşlar Ziya Gökalp büyük pay sahibi olmuştur Mustafa Kemal Atatürk'ün fikri yapısının oluşmasında. Jean-Jacques Rousseau ise aydınlanma çağı düşünürlerinden olduğu için ve özellikle Osmanlı Devleti'nin son döneminde o içinde bulunduğu kargaşa, yani bir yönetimsizlik, bir
Yani ne sadrazamlığı, ne padişahlığı, ne meşruti yönetimin böyle bocalama dönemini gördüğü için Mustafa Kemal Atatürk, burada Cumhuriyet yönetimini ön plana çıkaracak yazarları daha çok okumayı tercih etmiştir. Özellikle ulus devlet anlayışını, yani milliyetçilik anlayışını benimseyen Rousseau'yu derinden tanıyarak kendi fikri yapısını oluşturmuştur. Cumhuriyetçilik fikrini arkadaşlar Montesquieu'den öğrenmiştir. Fransız eserlerini okuduğu sırada Mustafa Kemal Atatürk, Montesquieu'yu yakından tanıyarak Kurtuluş Savaşı sonrasında kuracağı devlette cumhuriyet ve demokrasi ilkelerine dayandırmıştır. Özellikle cumhuriyetçilik fikrini Montesquieu'den almıştır. Bu soru olarak çıkabilir. Voltaire'dan ise yine eserlerini okuyarak Türkiye Cumhuriyeti'ni, devletini kurarken onun yapıtlarından etkilenmiştir. Hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi yine bu birçok alanda Voltaire, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau gibi isimlerden etkilenmiştir. Evet, Atatürk'ün yazdığı veya tercümesini yaptığı eserlere baktığımız zaman geometri kitabını yazmıştır Atatürk. İlk defa işte üçgen, kare, buna benzer geometrik şekillerin Türk ders kitaplarında yer almasını sağlamıştır. Yine liseler için Tarih Notları adlı bir kitabı yazmıştır. Yine Vatandaş için Medeni Bilgiler adlı kitabı yazılmasında Afet İnan ile birlikte çalışmalar yapmıştır. Bölüğü muharebe eğitimini tercüme ederek yani askeri anlamda da fikirlerini askeri eğitimin geliştirilmesine yönelik tavrını ortaya koymuştur. Cumali Ordugahı adlı eserini 3. Süvari Tümeni'nin manevralarını anlattığı eserdir. Zabit ve Kumandan ile Hasbihal adlı eseriyle de bilinir Mustafa Kemal Atatürk. Gelelim Taktik ve Tatbikat Gezisi adlı eserini de yazmıştır. 1911 yılında 5. Ordu 5. Kolordu Hareket Şube Müdürü görevindeyken yazmıştır. Nutuğu ise 1919'dan 1927 yılları arasında Samsun'a çıkması ile TBMM'yi kurup daha sonraki dönemlerde Cumhuriyeti ilan etmesiyle birlikte 1927 yılına kadar görev aldığı sürede yapmış olduklarını yazmıştır. Daha sonra bunu CHP'nin 2. kongresinde 6 saat olmak üzere tam 6 günde bizzat kendisi okuyarak, zaten görüntüleri de mevcuttur arkadaşlar, milletvekillerine ve halka ulaştırmıştır. Sonunu neyle bitiriyor? Gençliğe hitabe ile sona eriyor ve ilk ifadesi ise Samsun'a çıktım. 1919 Mayıs günü Samsun'a çıktım ile başlayıp gençliğe hitabe ile sona erer. Yine burada gelirleri nereye aktarılmıştır bilmekte fayda var. Türk Hava Kurumu'na bırakmıştır Nutuk'un gelirlerini Mustafa Kemal Atatürk. Yine burada Nutuk da soru olarak çıkması ihtimali yüksek. Belki güncelde de çıkabilir. Yahya Kaptan ismi sıkça geçmektedir. En çok yer verdiği ismim Yahya Kaptan'dır arkadaşlar. Atatürk'ün vefatı ile ilgili bilgilere bakalım. Buradan da soru gelebilir. Mustafa Kemal'in hastalığının ilk teşhisi 1937 yılında Yalova'da Doktor Nihat Belger tarafından konulmuştur. Kesin teşhisi ise Ömer İrdel tarafından konulmuştur. Mustafa Kemal'in vefat etmeden önce okuduğu son eser Belleten dergisidir. Bu çıktı daha önceki sınavlarda arkadaşlar. Mustafa Kemal'in naaşı önce Etnografya Müzesi'ne, daha sonra 1953 yılında Anıtkabir'e nakledilmiştir. Özellikle Etnografya Müzesi'ne dikkat edelim. Bu soru olarak çıkabilir. Atatürk'ün vefat ettiğinde Meclis Başkanı Abdülhalik Renda ve bir günlük meclis başkanlığı yapıyordu. Daha sonra cumhurbaşkanlığı oluyordu. Bir gün sonra İsmet İnönü seçiliyordu. Başbakan ise Celal Bayar'dır arkadaşlar. Unutmuyoruz bu iki ismi. Atatürk'ün miras bıraktığı kurumlara baktığımız zaman Türk Tarih Kurumu'na, Türk Dil Kurumu'na, Ankara Belediyesi'ne, Bursa Belediyesi'ne ve Makbule Atadan'a ve Manevi Kızlarına bazı çeşitli oranlarda miraslar bırakmıştır. Türkiye İş Bankası'na ait gelirlerini de yine CHP'ye bırakıyordu arkadaşlar. Unutmuyoruz. Daha bu yıllarda bunlara el konuldu devlet tarafından. Burada da videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Instagram'dan bizleri takip ederek paylaşmış olduğumuz güncel bilgiler hakkında da bilgi edinebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.